cezanın nedenini niye entegre tesis kurdunuz muydu? Efendim şeker kanunun bakanlık tarafından değişik yorumlanmasıydı. Mahkemede böyle bir yorumun doğru olmayacağına karar verdi. Ben beraat ettim cezayı da ödemedim. Yani Türkiye Cumhuriyeti kendi eliyle bir markasını böylece güzelce cezalandırılmış olmuş. Şey yani. bunu diyemeyiz yani. <laughs> diyemeyiz. Bunu diyemeyiz. Yani. <laughs> Çünkü yani bürokrat diyebilirsin, seçilmiş bakan diyebilirsin. Her şeyi diyebilirsin. Yani başkalarının ne yaptığından biz mesul değiliz. Doğru. Başkası Kendi yaptığımızdan başka olabilir e Demek ki yani bunu da akıl etmemiz lazımmış. Hı. Bunu öğrenmiş olduk. Onu soracaktım. Burada... Demek ki dünyada ilk defa olabilen şeyler de başınıza gelebiliyor. Olmaz olmaz demeyin olabiliyor. Ben bundan kuğu. bunu öğrendim. Yani bir siyah kuğu diye bir şey var. Olmayacak şeyi bile ihtimalini düşünmek herhalde öğrendiğiniz şey öyle anlıyorum. E yani tabii bu kadar çok düşünürseniz de bir şey yapamazsınız. <laughs> <laughs> Ve Öyle oldu. Ne oldu şimdi? Bugün KolaTurka, Çamlıca, Link bizim markalarımızın hepsini biz e, Japonya'da ikinci olan bir şirket geldi bize müracaat etti. Ona sattık. Onlar şimdi yapıyorlar KolaTurka'yı. Biz genel pazarlıyoruz, satıyoruz. Çamlıca'yı da satıyoruz. Satışlarda onlara yardımcı oluyoruz. Ama biz içecek şey yapmıyoruz biz artık. Global düşünüyoruz. Bisküvi çikolatada çünkü çikolatada dünyada herhalde altıncıyız, Bisküvitte dünyada ikinciyiz. Eh yani o konuda çalışıyoruz. Daha da verimli olacağını düşünüyorum. Peki efem o öğrenmeden sonra bir yerde yatırım yapıp yeni marka kurduğunuzda Türkiye'de böyle o örneği hatırlayıp da değiştirdiğiniz bir karar var mı? E tabi yani biz şimdi devletten ne ihale alırız, ne ortak oluruz, ne bir iş yaparız. Ve devletle yaptığımız işlerde varsa bunların hepsinden çıkmaya çalışırız. Yani gölgesinden bile istifade etmemeye çalışırız devlet babanın. Çünkü babadır ne yapacağı belli olmaz. Mesela Rusya enteresandır. Rusya'da herkes döner dolaşır oligarklar bile neticede Rusya'ya koşarlar. Niye? Çünkü Rusya'daki devlet anadır. Yani Rus edebiyatını okursanız görürsünüz devlet ana vardır orada. E ana başka bir şeydir. Baba başka bir şeydir. Çok ilginç ve çok öğretici. Ee, bir Almanlarda da devlet baba vardır mesela farklı vardır evet. ee, bir soruları daha var zirvedeki Hı, gençlerimizin. O da diyorlar ki akademik başarıyla, okul başarısıyla eee iş yeri başarısı paralel Nasıl? midir yani? Yoksa or okulda başarısız olan hayatta başarılı olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyor Murat Bey? Evet, buna bir soruyla cevap vereyim. Ee, i̇yi bir eş olmak da akademik başarıyla veya iş başarısıyla alakalı mıdır? Bunlar alakası şeyler. Niye alakasız? Çünkü uzay değişik, ortam değişik, yaşam şartları değişik. Okulda mesela ne oluyor? Dört buçuktan beş alıyorsun, geçiyorsun. Hatırlıyorum fizik pek kafam basmazdı. Denk getirdim, iyi notlar aldım. Fizik ortalamam gayet yüksek. Yani neredeyse karneye fizikten 7'nin üzerinde bir not gelecek. E son bir imtihan var. Dedim artık yeter bu kadar fizik çalıştım. Ben bu imtihandan iki alsam geçiyorum. Hakikaten iki aldım. O kadar fizik biliyormuşum da bak ayarladım onu yani. Neticede beşle geçtim. Ama hayatta böyle bir şey yapmanız mümkün değil. Niye? Çünkü hayatta yani bir ortalama tutturmanız, işte bir geçer not almanız filan söz konusu değil. En yakınınızdaki, sizin hemen arkanızdaki rakibinizden üstün olmanız ve üstün kalmanız lazım. Yani onun için hayattaki başarı çok farklı bir şey. Ee, bunun için şöyle bir hatıram var. Ee, İstanbul Erkek Lisesi'nde okurken işte bir sömestrde bilmiyorum belki 40 tane imtihan oluyoruz. Her dersten 3 kere şu kadar falan böyle. E ben de her gün imtihana gidiyorum birkaç tane imtihan var falan sıkılıyorum da yani söyleniyorum falan babam dedi ne var? Sabah beraber kalkar çalışırdık o işlerine bakardı ben de çalışırdım falan erken kaldırırdı beni bir kahve yapardı <laughs> uyanayım diye. Neticede e, dedim böyle böyle ya bu kadar imtihan bu kadar şey E ne var dedi yani dedi imtihan dedi hangi dersten biliyorsun evet. Hocana soracak dedi nerelerden mesulsün onu da biliyorsun evet. E hocanın da araştırsan önceki imtihanlarda neler sormuş yani uyu suyu nedir? E dedim, onu da yapıyoruz zaten. E dedi yani aşağı yukarı bütün bunları bilerek giriyorsun dedi. E dedim ama imtihan ya işte kaç tane var? E oğlum dedi bizde imtihan dedi her sabah dedi ben gidiyorum dedi telefon çalıyor kim bilmiyorum. Alo diyorum adam ne soracak bilmiyorum. E cevabını da bilmiyorum ama cevap vermek zorundayım. Aa dedim yani okul bitsin de işe gidelim pek de demek avantajlı bir şey değil. <laughs> Onun için okulu sevenler akademik hayata devam etsinler bence. Başarılı olurlar muhakkak. Ee, benim gibi okulu sevmeyenler de e çalışsınlar varsın. Zaten hayat öyle veya böyle geçiyor. Doğru. Gençlerin hep böyle en son sorusu öneri oluyor. efem diyorlar ki şimdi tabii büyük istifa diye bir şeyden söz ediliyor. Yeni bu, bu dönemki şartlarda bize ne önerir Murat Bey? Yani büyük istifa veya küçük istifa diye bir şey olmaz. Herkesin kendi hayatı var. Ben hayatımda hatırlıyorum iki kere istifa ettim. Dedim ya patron bu işleri yanlış yapıyor, böyle olmaz dedim. Gittim anlattım, patron babam. Hiç oralı olmadı. Ben de istifa ettim, gittim evde oturuyorum. Aynı evde oturuyoruz. Patron her gün geliyor gidiyor, anneme soruyorum diyorum, bir şey söyledim babam. Yok söylemedi diyor. E üçüncü gün mecburen gene işe gittik yani ne yapayım bunda patron numuru değil. <laughs> yani şöyle derler bizde inek daha dağı küsmüş daha haberi yok. <laughs> Onun için herkes kendi hayatını kendisi kontrol etmeli, kendi şartlarını yaşamalı. Yani trendler, eğilimler, modalar e sizin hayatınızı başkası karar vermesin, kendiniz karar verin. Mesela birçok arkadaşla hatırlıyorum beraber çalıştığım istifa edip giderlerdi. Giderken yani ben tutardım. Niye derdim? E burada bir şey olmuyor derdi. Ah derim sen bize lazımsın. Buraları değiştirmeyi düşünüyorsan istifayı bırak gel çalışalım. Öyle arkadaşlarla 40 yıl beraber çalıştık. Çok büyük işler yaptık. Faydalı işler yaptık. Yani bence insanın kendisi karar vermesi lazım ne yapacağına. Kendi kendini yönetebilmesi lazım. Ama her zaman da rekabetçi üstünlük. Yani bu şudur. Aslında azmi sebat. Azmi sabat nedir? Her gün aynı şeyleri tekrar etmek ve her gün biraz daha fazlasını yaparak muvaffakiyet aramak. Sessiz istifaydı aslında. Hemen hemen aynı şeyi söylemekle birlikte çalışanların işlerinde ses çıkartmayıp sadece gereği kadar iş yaptığını daha sonra da... Bu dürüstlük değil. Dürüstlük değil. Bu dürüstlük değil. Çünkü niye? Şimdi derseniz ki yani nekka köfte okka ekmek Neticede demek ki siz hem hakimsiniz, hem savcısınız, hem sanıksınız. Kendi meselelerinizi koyuyorsunuz. Savcıya göre de savları geliştiriyorsunuz. Hakim olarak da karar veriyorsunuz. Diyorsunuz ki e ben burada bu kadar çalışırım. Bunu o zaman söylemeniz lazım karşı tarafa. Feedback vermeniz lazım. Onların da size verecekleri feedbackleri değerlendirip orada kalıp kalmamaya, o işi yapıp yapmamaya karar vermeniz lazım. Çünkü neticede siz muvaffak olmazsınız. Siz zarar görürsünüz. O şirketin bir sürü çalışanı olur. Gider gelir bir sürü adam o şirket durur. Ama siz bir kişisiniz. Sizin her zaman bir işiniz olabilir. Ve hayatınızı, yıllarınızı boşa geçirmiş olabilirsiniz. Yanlış olur. Buraya gelmişken son da şunu o zaman ekleyeyim. Bir de ait olmak diye böyle bir fetiş var. Mutlaka ait hissedeceksin. Ve firmalarda, şirketlerde çalışanlarını ait hissettirecekler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hakikaten çalışanın ait olma konusunda üstüne düşen var mı bu gençler? Ne yapsınlar ait hissetmek için? E, ait olmak değil o bence. Doğrudan yana olmak. Hak'tan yana olmak. Ama sabırlı olmak. Sabır da ne demek? İşte size söylenene sabretmek, başınıza yönelmek değil. Direnerek o işte sabahat etmek. Yani sabit kadem durmak, ayaklarını sarsılmaz bir şekilde yere basıp orada sağlam durmak. Siz doğrunun yanında, gerçeğin yanında olursanız, eh, yani belki oraya ait değilsiniz, ait olduğunuz yere gidersiniz ve muvaffak olursunuz, mutlu olursunuz. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü ait olmaya çalıştığınız yer doğru değilse, düzgün değilse o zaman zaten yanlış bir iş yapıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Ağzınıza evet. sağlık. Mutlu olabildi. Yani şey olduysa faydalı olabildiniz yani ne mutlu. Evet. Biz tepkileri alıp size söyleyeceğiz. Eyvah eyvah. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Gençlere <gülüyor> çok selam. <laughs> Sağolunuz.